كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Allah Celle Celaluhu, iyi dinleyin burayı. Cennete bir şehir yaratmıştır ki celal sahibi olan Allah-u Teala'nın şehri denir ona. Onda bir köşk vardır. Ona azamet kasrı denir. Onda bir hane vardır ki ona rahmet hanesi denir. Onda 4000 taht vardır ki her bir tahtın üzerinde 4000 huri vardır. Tam size göre abi. Ona hiçbir göz görmedik, hiçbir kulağı işitmedik, hiçbir beşerin kalbinden geçmedik şeyler vardır. Bunun üzerine sahabiler sordu. Ya Resulallah bu kime? Yani bu huriler kime? Bizim kafayla sorun. Huriler kime ya Resulallah? 5 vakit namazı Allah için camide cemaatle kılana kardeşim. Bu da İbni Hicazi'de geçer. Devam ediyoruz. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Sizin biriniz imamdan önce başını rükû ya da secdeden kaldırdığı zaman. Bakın acayip mesele bu. Buna çok şahit olurum. Çok üzülüyorum. Yani adamı da uyarsam bir türlü, uyarmasam bir türlü. Tanıdıklarınız varsa Allah için uyarın. İmamdan önce başını rükûdan ya da secdeden önce ya da sonra önce kaldırırsa Allah Celle Celaluhu onun başını eşek başına çevirmesinden ya da onun şeklini merkep şekline sokmasından korkmaz mı? Öyle adamlar çıkacak ki kabirden başları eşek başı. Başka bir rivayette başları köpek başı, başka bir rivayette domuz başı olarak kabirden kalkacak. İmamdan önce secdeye yatan, secdeden kalkan, imamdan önce rükûya yatan, rükûdan kalkan. Maalesef bunu yapan çok adam var. Sakallısı da var, sarıklısı da var. Allah selamet versin. Amin. Bu da Buhari'de geçiyor. Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Heh, tam benim mevzu. En sevdiğim mevzu yani. Soğan ya da sarımsak yiyen bizden ayrı dursun. Mescitlerimizden ayrı dursun ve evinde otursun. Ya arkadaşım adam bir yemiş kardeşim bir de geğiriyor. Diyor. Püf. Ya ayıptır kardeşim ya. Ya ne yedin? Köpek mi yedin? Kedi mi yedin? Leş gibi kokuyor kardeşim ya. Hadi soğan sarımsak ise gam yemeyeceğim. Arkadaş bu nasıl bir pis kokudur ya? Sen Müslümansın. Müslüman adam temizdir ya. Bu kadar iğrençlik mi olur kardeşim ya? Hadis var kardeşim çık dışarı ya. Ekstradan şunu söylüyorum. Caminin kapısında sigara içip de içeri girene de Allah akıl fikri versin. Kul hakkıdır. Bak kul hakkıdır kardeşim. Sen sigaranı fos fos iç. Yanımda namaza dur. Ben orada ondan sonra korona mı lan bu dersin. Kardeşim sigara içme kul hakkı. Sen beni niye rahatsız ediyorsun? Soğan sarımsak neyse kardeşim sigara da o. Adama eziyet etme. Soğan yiyen, sarımsak yiyen evinde otursun kardeşim. Hadisin devamı. Zira Ademoğlunun rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur. Münziri'de geçer. Et-Tergib. Muaz radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Her kim cuma günü insanların boyunlarını çiğneyerek ileri geçerse. Cuma'da var biliyorsun adam böyle 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 gidiyor. Sanki denizde açılıyor. Boy ver baba boy ver açılıyor böyle. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Eziyet. Ya geçen bir tanesi bir bastırdı böyle çöktüm aşağıya resmen. Ne yapıyorsun lan maksadın ne? Ne yani en önde olunca takva mı olacaksın yani? Erken geleceksin kardeşim. En önde duracaksın. Birinci safta durmanın faziletini anlatacağım. Ama insanlara böyle yara yara giden ne hale geliyor? İyi dinleyin. O kişi diyor cehenneme gidenlerin, iyi dinleyin burayı, kendisini çiğneyeceği bir köprü yapılır. Allah Celle Celaluhu onu cehennem üzerine köprü yapar diyor. İnsanlara böyle yara yara ön tarafa giden, safların önüne gideni Allah Celle Celaluhu köprü yapacak. Cehenneme gidenler onun üstüne basa basa gidecek. Bu saatten sonra yapıyorsan da yap. Tirmizi'de geçer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir adamı, sahabilerden birini gördü. Dedi ki seni insanları çiğnerken gördüm. Yani böyle insanları yaraya eze eze giderken gördüm diyor. Kim bir Müslüman eziyet ederse, hadis bu. Kim bir Müslüman eziyet ederse bana eziyet etmiştir. Bana eziyet eden Allah'a eziyet etmiştir diyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Bakın bunun örneğini illaki camiden bundan anlamayın. Sen kardeşim mazlum bir Müslümana bir tane tokat attın. Bu nedir? Eziyet. Sen ona eziyet ettin. Efendimiz'e diyor sen ona eziyet ettin, bana eziyet ettin. Efendimiz'e diyor sen bana eziyet ettin, Allah'a eziyet ettin. Haşa ve kella. Bunun bedeli ağır olur kardeşim. Devam ediyorsun. Bir hadis-i şerifte geçer. Hayvanın otu yediği gibi mescitte dünya kelamı konuşmak sevapları yer bitirir. Bak dünya kelamı konuşmak sevapları yiyip bitiriyor. Bizim hacı dediler arkada gıybet yani. Gıybetör. Arka köşe kapalı türbün yani anladın mı? Ya kardeşim bir de
herhangi biri bir şey demesin yani. Allah muhafaza. Allah muhafaza silahı çıkartıp vuracak yani bizim hacı abi. Ya dünya kelamı konuşmayacaksın diyorum. Adam gıybet yapıyor kardeşim. Nasıl yapacağız biz bu işi ya? Allah için uyarın. Allah için uyarın kardeşim. Devam ediyoruz. Mescitte, ilim meclislerinde, ölünün yanında, kabristanda, ezan okunurken ve Kur'an okunurken dünya kelamı konuşmak 40 senelik amelin sevabını siler. Bugün mezarlıkta zina yapan var kardeşim. Zina. Estağfurullah kardeşim, estağfurullah. Adam bugün kabristanda mezarın üstünde zina yapıyor. İçki şişesini mezarın üstüne koyuyor. He? Ne geçti ya? Allah Allah. Ne geçti kardeşim? Bu biziz bu. Bunun müsebbibi biziz kardeşim. Biz bu çalışmayı yapmıyoruz. Kabristan'da millet sevişip öpüşüyor. İçki içiyor. Zina yapıyor ya. Ama ne diyor Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Sadece konuşursa diyor bak. Sadece konuşursa diyor 40 senelik ameli gider. Bunlar Allah bilmiyorum yani. İlahi cehenneme zümera. Artık Firavun'la parti yaparsınız baba cehennemde. Ne diyeyim yani. Devam ediyoruz. Ebu Umame radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Sabah namazını kılmak için karanlıklarda erkenden mescide gidenleri kıyamet günü Allah Celle Celaluhu nurdan minberlere kurduracak. Onlar diyor kıyamet günü nurdan minberlere oturacaklar. Sabah namazına camiye cemaate gidenler. Ve onlara diyor kıyamet günü o dehşetli günde hiçbir dehşet yaşatılmayacak. Sabah namazına camiye cemaate gidenler. Bu da Tabarani El-Mucemül Kebir'de geçer. Hazreti Ömer safları tek tek kontrol ederdi. Tek tek. Ayaklara bakardı, kim var kim yok bakardı. Baktı ki sahabilerden biri gelmemiş. Onun evine gitti. Kapıyı çaldı. Hanım açtı kapıyı. Dedi kocan nerede? Dedi ki sabaha kadar namaz kıldı. Sabaha kadar namaz kıldı. Yorgun düştü. Sabah namazını kılıp evde yattı. Hazreti Ömer dedi ki keşke sabaha kadar yatsaydı da sabah namazına camiye cemaate gelseydi. Bu kadar ince bir mesele. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Allah Celle Celaluhu cennette öyle bir ırmak yaratmıştır ki ona Efyah denir. Onun yanında zaferandan yaratılmış huriler vardır ki 70 bin çeşit güzel sesle Allah'ı tesbih ederler. Zaferandan yaratılmış huriler 70 bin çeşit sesleri var. Ayrı ayrı seslerle Allah Celle Celaluhu zikrediyor. Devamı var. Ve onlar derler ki biz Allahu Teala'nın sabah namazını camide cemaatle kılan kullarına aitiz. Yani İbn Hicazi Tühvetül İhvan'da geçer. Devam ediyoruz. Bir kimse yatsı namazını camide cemaatle kılarsa o kişi gecenin yarısını ibadette geçirmiş gibi sevap yazılıyor. Aynı kişi sabah namazını da camide cemaatle kılarsa o kişiye gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibi sevap yazıyor. Bak gece hiçbir şey yapmadın. Teheccüde dahi kalkmadın. Sadece yatsıyı cemaatle kıldın. Bir de sabahı cemaatle kıldın. Sabaha kadar ibadet ediyormuş gibi onun amel defterine yazılıyor. Devam ediyoruz. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Bizimle birlikte aman ya Rabbi. Bizimle birlikte yatsının ve sabahın cemaatine katılmayan kişi hakkında acaba biz bu münafık mı diye şüphelenirdik diyor. Herkes kendini bir çek etsin kardeşim. Bu da Beyhaki'de geçiyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Her kim cemaatle namaz kılan bir mescitte 40 gün öğlen namazını birinci rekatını kaçırmadan kılarsa o sebeple Allah Celle Celaluhu o kişi cehennemden beraat yazar. Bu da Beyhakül Şu'abul İman. Hasan Abbasi Hazretleri 54 farz kitabında geçer. Bir kişi ikindiyi cemaatle kılarsa bu bir açı doyurmasından daha hayırlıdır. Ve Allah Celle Celaluhu'nun indirdiği kitabı hatimetmesinden daha hayırlıdır. Yani bir kişinin ikindi namazını camide cemaatle kılması onun hatimetmesinden daha hayırlıdır. Devam ediyoruz. İmam-ı Gazali Kuddise Sırrahu şöyle nakletmiştir. Her kim ikindiyi cemaatle kılarsa onun için bir hac sevabı vardır. Akşamı da cemaatle kılana ise bir umre sevabı vardır. Tuhvetül İhvan'da geçer. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu. Her kim akşam namazını camide cemaatle kılarsa kendisi için bir mebrur hac, bir de kabul olmuş umre sevabı yazılır. Bir de sanki Kadir gecesini ayakta kıyamda geçirmiş gibi sevap yazılır.
bir akşam namazını camide cemaatle kılana. Bu da Deylemi'de geçer.